Evet sevgili izleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün çok değerli konuğumuz var canlı yayında, Hedef programında. Tabii uzun müddet sizlerle birlikte olamadık, yıl dışında olmamız nedeniyle. Bütün izleyicilerden özür dileriz. Ve bugün akşam Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış'la birlikteyiz. Sayın Alkayış'la uzun yıllar bir araya gelme imkanımız olmadı. Ama kendilerinin diğer programlardaki muhabbetlerini, sohbetlerini izleme imkanımız oldu. Özellikle Baykan Sarıkaya'nın programında, Baykan abiye de buradan hürmetlerimi sunuyorum. Ama bugün sıcağı sıcağına da konuşulacak birkaç konunun başlığını da belirlemiş olduk. Çünkü gündem bir hayli değişkenlik arz ediyor. Özellikle ekonomik konuda, ekonomi gündemine baktığımızda beklenen sonuçlar, mesela asgari ücret bekleniyordu veya da asgari ücretin açıklanması bekleniyordu. Ben öncelikle Sayın Alkayış'a hoş geldiniz diyorum. Efendim hoş geldiniz. Kıymetli zamanınızı bizlerle ayırdınız. Gecikmeli olarak girdik. Teknik bir arızadan dolayı kusura bakmayın ve izleyicilerden de özür diliyoruz. Hoş geldiniz. Tabii ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. İskender Bey, sizinle program yapmak hem de Hedef programına çıkmak gerçekten bir ayrıcalık. Yani biz Adıyamanlılar olarak Hedef programının nitelikli olmasını biliyoruz. Ve sizler sayesinde burada birçok siyasetçiyi, Adıyamanımızın ileri gelen STK'larını izleme imkanımız oluyor. Ve bize bu imkanı verdiğiniz için size, Mercan Tüyümüze çok teşekkür ediyorum. Ve yavaş yavaş da akşam saatine artık geceye doğru gidiyoruz. Bu vesileyle bizleri ekranları başında izleyen bütün hemşerilerime saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah Adıyaman'ımız huzurun, birlikteliğin, kardeşliğin şehri. Bu şekilde yaşamımıza da devam edeceğiz. Siz de dediğiniz gibi gündem çok yoğun. Gerçekten siyaset mecrası çok yoğun. Geceli gündüzlü çalışıyoruz halkımıza hizmet etmek için. Adıyaman'ımızı biraz daha ileriye taşıyabilmek için, sorunlarını çözebilmek için ve netice itibariyle de görevimizi yapabilmek için yani geceli gündüzlü çalışıyoruz. Halk ne diyor, halk ne istiyor onu da sormak istiyorum size. Eyvallah. Çünkü günlük yaşam içerisinde siyaset gereği de, hukukçu olmanız münasebetiyle halkla ilişkilerinizi her zaman için sıcak tutan bir anlayışınız var. Bir de mizaj olarak da ilişkilerinizde her zaman için o muhabbetiniz, sohbetiniz, güleriniz eksik etmiyorsunuz. Ben hemen ülke gündemini, birinci bölümde Türkiye gündemini konuşmak istiyorum. Beklenen bir sonuç muydu? Asgari ücretin açıklanması %50.5 evet. Rakamı açıklandı. 4.253. Evet. Bir yandan bir tedirginlik de yarattı aslında. Asgari ücretin yüksek açıklanması acaba iş kesmiş dünyası tarafından, iş insanları tarafından nasıl karşılanacak? Çünkü onlar da maliyet getiriyor. Bir yanda ikinci soru geldi. Onlar ne yapacak diye ikinci soruya da cevap olarak damga vergisi ve gelir vergisinden muaf tutulacak şeklinde bir açıklama geldi. Fakat asgari ücretin açıklandıktan sonra da muhalefet dolar üzerinden bir değerlendirme yaptı veya döviz üzerinden bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmede de işte asgari ücret geçmiş dönemde 400 küsür lirayken şimdi 400 küsür dolar iken şimdi 200 küsür dolar. Maliyetler arttı. Asgari ücrete yetersiz kalacak. Hatta Sayın Akşener'in açıklaması var. Diyor ki asgari ücret daha da yükseltilmeli, iki katına çıkartılmalı şeklinde. Yaşlıların da maaşları arttı. 65 yaş üstü tabii ciddi tabii bir artış tabii var ki onda da. Tabii. Onların da asgari ücret kadar olması lazım. Mevcut açıklananlar kadar diye. Tabii her şey var. Size yansıyan ne oldu? Şimdi ben şöyle arz edeyim. Tabii asıl olan şey vatandaşımızın, hemşerimizin nafakasının çok güzel bir şekilde temin edilmesi. Hı. Yani çalıştığının karşılığını alması ve aldığıyla hayatını devam ettirebilmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi. Bu noktada asgari ücret, yani mahkemelerde de öyledir, ciddi bir kriterdir. Yani asgari ücret devletin belirlediği bir miktar ve bu miktar aslında bir ülkenin aşağı yukarı seviyesini de gösterir. İnsana verdiğiniz değeri de gösterir. Bir şeydir, temeldir, bir bazdır, bir göstergedir. Bu anlamıyla da
gerçekten sonuçlarını da yakında göreceğiz. Sonuçları itibariyle de önemli bir durum. Hele hele bu işte dolardaki, doğrusu dövizdeki dalgalanma, altın, bu süreçte de asgari ücret çok daha önemli bir hale geldi. Hem asgari ücretle geçinen hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız için hem de ekonomi dünyası için önemli bir hale geldi. Sizin de söylediğiniz gibi bir yandan gerçekten geçim sıkıntısını yaşayan insanlarımızın nasıl bir müreffehliğe kavuşturabiliriz? Ama diğer yandan da bu totalde devletten, eğer resmi kurumdaysa ama geniş kesimiyle de fabrikalarda çalışan müteşebbisimizin acaba üstüne bir yük getirecek mi? Çok titiz bir çalışmanın yapıldığı görülüyor. Hem işveren temsilciler tarafından hem de işçi temsilciler tarafından, sendikalar tarafından ve tabii Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok titiz bir çalışmanın yapıldığı görülüyor. Ve beklentinin çok ötesinde, Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranı bu. Bütün Cumhuriyet tarihinde bu miktarda asgari ücrette bir artış yok. %50'nin üstünde bir artış. Ve en önemlisi de yani bir de tabii bu işletmelerin, fabrikaların, müteşebbisinin devam etmesi gerekiyor. AK Parti içerisinde özellikle yerel yönetim, yani yereldeki, Adıyaman'daki AK Parti'nin önde gelen partilerimizle böyle asgari ücret öncesi muhabbetlerimizde, sohbetlerimizde işte %26, %27 o şekilde bir şey söylüyorlar. İyi olursa iyi olur şeklinde. İş dünyası da %20 şeklinde bir beklenti içerisindeydi. Bunu siz de bekliyor muydunuz bu rakamı? Yani biz şöyle, özellikle milletvekillerimizin veyahut da Ankara'dan gelen genel merkez temsilcilerimizin Adıyaman ziyaretlerinde ben merkez ilçe başkanı olarak özellikle buna hassasiyet gösteriyorum. Ziyaretlerimizin bir kısmını mutlaka iş çevrelerine ve özellikle esnaf kesimine mutlaka yaptırıyoruz. Yani eğer takip ederseniz de esnaf ziyareti vazgeçilmezimizdir. Çünkü sokağın nabzını almak lazım. Yani sokak ne diyor? İnsanımız ne diyor? Çünkü orada çok gönülden konuşuyor, kendiliğinden konuşuyor, oturup çay içiliyor falan. İyi bir artış bekleniyor herkesin şeyi ama kimse %50 civarında bir artışı, gerçekten biz Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Şeyden sonra zaten açıklandıktan sonra biz de bir toplantıdaydık. Hatta beraber bir toplantıdaydık üniversitede. Telefonlar arka arkaya işte teşekkür mesajları, tebrik mesajları. Baktım asgari ücret açıklanmış. Biz de üniversitedeki programdaydık beraber. Ondan sonra geri dönüşler de yaptık. Ciddi anlamda bir memnuniyet var. Birkaç tane de Adıyaman'ın seçkin iş adamı aradı bizi. Partimizin başka yetkililerini de aramışlar. Teşekkür etmek amacıyla. Şunun için yani bir yandan gerçekten emekçimizin emeğinin karşılığı veriliyor. Diğer yandan da işveren üzerindeki yük kaldırılıyor. Zaten iktisat fakültelerinde okuyanlar da bilir. En fazla temel Türkiye'de temel tartışma konusu şudur bir de. Tamam asgari ücret tamam da bir de bundan vergi alınıyor. İşte asgari ücretten de vergi alınırsa bu sosyal devlet olur mu şeklinde. Şimdi bu tartışmaya da son verilmiş oldu. Yani bu vergiden el çektirilerek, işveren üzerindeki yük de aldırılarak bir yandan işveren memnuniyeti son derece yüksek, bir yandan da bizim emekçimizin, çalışanımızın ve bizim zaten asgari en düşük demek. Yani en düşük seviyede nafakasını çıkartan, temin eden hemşehrimizin, vatandaşımızın gerçekten gönlüne böyle bir su serpildi. Türkiye'de bir sosyal hukuk devleti, yani sosyal yönü sürekli önde olan bir devlete sahibiz. Dolayısıyla devletin asli görevi de insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içerisinde insanımızın çok güzel bir şekilde, kafasının çok rahat olduğu bir şekilde, geleceğine güvenle bakacak bir şekilde, özellikle ekonomik anlamda bu tesis edildi. Emeklilerimizle de ilgili böyle. Şimdi bugün Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş, bilmiyorum izleme imkanı buldunuz mu veyahut da bulanlar oldu mu? Orada kapanışta partimiz adına da açıklamayı yaptı. Buna yakın bir çalışmanın memurlarımız için de yapıldığını, memur kardeşlerimizin de, insanlarımızın da, vatandaşlarımızın da memnun olacağı bir artışın inşallah sallanacağını belirtti. Çok açık söylüyorum, ben birkaç yerde basın üyelerine de söyledim, toplantılarda söylüyorum. 2022 mutlaka artık yavaş yavaş pandeminin, bu küresel gerçekten çalkantıların yavaş yavaş geriye bırakıldığı ve ülkemizin
işte 2019-2020 yani 1,5 yıllık, 2 yıllık bu pandemi sıkışmışlığı, bu üretimin durması, yatırımların sekteye uğraması dünya çapında, yavaş yavaş bundan sıyrılacağı ve Türkiye'nin gerçekten burada fırsatları yakalayacağı bir olacağına ben inanıyorum. Bu bunun ilk adımıdır. Peki ekonomiden açılmışken hemen şunu söylemek istiyorum. Ekonomi bakanlarına Cumhurbaşkanlığı'nın talimatı şu. Cumhurbaşkanlığı'nın siyasal yaşamına da baktığımızda faizle mücadele eden bir şeyi var, tutumu var. Bunu da net bir şekilde ifade ediyor. Evet. Yani ben faizi altında vatandaşı ezdirmem diyor. Öyle. Bakanların da özellikle ekonomiden sorun, bakanların da buna riayet etmesi gerektiğini, Merkez Bankası'nın bu noktada tedbirlerini bu doğrultuda alması gerektiğini, işte bir yandan Merkez Bankası ve TÜİK'in verilerini muhalefet eleştirirken, diğer yandan TÜİK verilerinden yola çıkarak Merkez Bankası da müdahale edildiği şeklinde muhalefetin de eleştirileri var. İşte Efkan Alan'ın istifası, ondan önce Berat Albayrak'ın istifası, ekonomide de bakanlığa gelenler diğer bakanlara nazaran erken ayrılmak zorunda kalıyorlar. Acaba yürütmenin başında bulunan Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tavırlarının net olmasından ekonomiden sonra bakanların bu tavra riayet edememelerinden mi kaynaklanıyor? En son Efkan Alan'ın istifasından sonra Sayın Efkan Alay'a Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nden de teklif geldi şeklinde bir açıklama var ama ona kendisi bir açıklama getirmişti. Hem de sosyal medyasından, kendi hesabından ben siyaseti Sayın Erdoğan'la başlattım, Sayın Erdoğan'la kapatacağım şeklinde. O da bir nebze de olsa gündemden bir anda kaybolmuş oldu. Kendi gündeminde kendisi ortadan kaldırmış oldu. Ben esasına dönmek istiyorum. Bakanların bu şekilde değişikliğine nasıl bakıyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii aslında pandemiden önce de, bu COVID-19'dan önce de dünya bir küresel ekonomik krize doğru gidiyordu. Trump ile, doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki o şeyi hatırlayalım. Yani COVID-19 çıkınca baltalar biraz gömüldü. Ama Çin ile, hatta ekonomik ambargo kararı aldılar karşılıklı, hatırlarsanız. Bunun tamamı neydi? O yavaş yavaş şeyin daralması, küresel ekonominin daralması ve bir krize doğru hızla gitmesiydi. Bu pandemiyle COVID-19'la beraber zaten bu zirveye çıktı. Türkiye gibi birkaç ülke üretimi durdurmadı. Yani bizde, Türkiye'de mesela birçok yere biliyorsunuz durdurmalar geldi, kısıtlamalar geldi. Ama üretime asla kısıtlama gelmedi. Yani fabrikalar açık. Bundan da ciddi istifadeler de bulunuldu. Ne yapılmaya çalışıyor? AK Parti olarak bizim klasik geleneksel siyasal duruşumuzdan kaynaklanıyor. Yani Erbakan hocamızdan, Anadolu kaplanlarından, Anadolu sermayesinden gelen bir duruşumuz var. Biz IMF politikalarını, küresel sermayenin bize dayattığı bu şeyi kabul etmiyoruz. Onlarda şey nedir, ölçü nedir? Zengin daha çok zenginleşecek. Ve Türkiye üreten değil tüketen toplum. Tabii tüketici toplum olacak ve siz gidip faizle gidip kendisinden borçlanacaksınız. Bu faizi de vatandaşa ödeteceksiniz. Türkiye'nin özellikle bu IMF ile olan şeyi de budur. Hikayesi de budur, geçmişi de budur. Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin iktidarından sonra uzun bir süre geçmiş hükümetlerin IMF'ye olan borcunu ödedi. Daha sonra da borç bittikten sonra onların borcunu ödedi öncekilerin. Daha sonra dedi ki ben bundan sonra IMF'den faizli borç almıyorum. Üretim, yatırım ve istihdam üzerinden bir ekonomik mücadele var. Ama İskender Bey kabul edin ki, kabul etmemiz gerekiyor ki bu bir mücadele. Karşınızda da paradan para kazanan, doyumsuzca para kazanan, devletleri, firmaları, insanları fakirleştiren bir sistem var. Ve size bir şey dayatıyor, bir ekonomik model dayatıyor. Türkiye uzun süredir bu modeli kabul etmiyor. Bütçe görüşmelerinde de oldu. Partimizin adına genel başkan vekilimiz de söyledi. AK Partimizin bundan sonraki ekonomik yol haritasında 6 kıstasa, kritere bağladı. Bunlardan bir tanesi de şu, faiz yükünden kurtulacağız. Faizle iş yapmamaya gayret göstereceğiz. Bunu en alt seviyeye indirmeye çalışacağız. Keşke mümkün olsa tamamen kaldırsak. Yani mümkün olsa. Bunun üzerinden bir ekonomik öngörü var. Cumhurbaşkanımız buna Türk tipi ekonomik sistemi de diyor. Netice itibariyle ekonomi dediğimiz şey, eğer
size iş sahibi yapıyorsa, eğer size bir katkı sunuyorsa, vatandaşımıza iş kapısı açıyorsa ve geleceğini güvenle görüyorsa ekonomidir. Yoksa fabrikaları, para babalarını zengin etmek için, onların zadeganlığına biraz daha katkı sunmak için yani bir anlamı yok. Dolayısıyla diyordu Erbakan hocamız, pansuman tedbir diyordu. İşte gidiyorsun ya ülke içinden ya ülke dışından çok yüksek faizlerle, yani geçmişi hatırlayalım, yani gecelik 1500-2000 dolayında faizle para alıyorsunuz. Ondan sonra belki ekonomi rahatlamış gibi görünüyor ama bir süre sonra bunların faizini ödeyemiyorsunuz. Bu süreçte temeli yere sağlam bastığı zaman ileriye dönük olarak şu anda ayakları yere basıyor ve bunun planlaması da yapılıyor. Şöyle bir eleştiri geliyor. Yani... özür dilerim, sadece şu kısmı söyleyeyim, yine şey yapayım. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı. 2 gün önce de açıklandı, tarafsız kitleler tarafından. Demek ki biz üreticimizin önünü açtığımız zaman, tedbirleri aldığımız zaman gerçekten üretebiliyoruz ve bunu pazarlayabiliyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa, dikkat edin, tedarik zincirinde sıkıntılar yaşıyor, hala yaşıyorlar. Sistemler de oturmuş değil. Türkiye bunu gerçekten çok güzel istifade etti, bunun karşılığını da alıyor. Ama şu, dediğim gibi, bir ekonomik mücadele de var. Bu ekonomik mücadele de şu, mesela The Economist'in 15 gün önce bir şey vardı, bir makalesi vardı. Mesele Türk lirası değil, mesele Recep Tayyip Erdoğan diyor. Türkiye'ye dayatılan bir süreç var. Ama inşallah halkımız da dönen oyunların fevkinde. Yani İskender Bey, çok açık söyleyeyim, doların bu kadar kısa bir sürede bu kadar fahiş artması, yani ne oldu ki bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar yüksek bir orana getirilmiş olması? Peki sizce liderin, özellikle Cumhurbaşkanı'nın işte batılı güçler mi dersiniz, dış etkenlerin gösterdiği şeyler mi, başta Amerika olmak üzere, onlara karşı neleri yerine getirmedi sizce? Yani mecliste çok güzel, oraya gidiyor, evet, mecliste çok güzel görüşmeler de oldu, gerek iktidardan, bizim partimizden, gerek muhalefetten. Yani çok güzel şeyler de oldu. Çünkü genelde şu söylüyorum, yani dolar düşer mi düşer? Evet, Kafkaslar'da ne işin var Türkiye'de? Düşer mi düşer? Sen Karadeniz'de niçin petrol arıyorsun? Niçin Akdeniz'desin? Libya'da, Katar'da, Balkanlar'da. Ve düşer mi düşer? Yani diyor ki, ben Suriye'de kaçak bir devlet kuracağım, terör devleti kuracağım. Türkiye buna müsaade etmedi ve kendisi müsaade etmedi. Türkiye kimseye de danışmadan, hatta onların, hatırlarsanız o günleri, Türkiye bu sınırı geçemez, buraya el atamaz deniyordu. Ama tehdidi gördüğü anda da gerekeni yaptı. Yaklaşık 40 yıldır Azerbaycan'da bir zulüm var. Bütün Birleşmiş Milletler'in kararlarına rağmen, onlarca görüşmeye rağmen şey olmadı, Karabağ şu an özgür. Ve Türkiye kendi gücüyle özgür. Elbette ki birileri bundan rahatsız. Kesinlikle de rahatsızlar. Yani bunu açıkça da söylüyorlar. Türkiye bu bölgede, yani Orta Doğu gibi gerçekten çok karmaşık ilişkilerin olduğu, gerçekten politika üretmenin hem ülke içinde hem ülke dışında çok zor olduğu bir yerde, Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde, gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde bu kadar baskıya, bu kadar gizli kapaklı komploya rağmen şu anda bu bölgenin de, Balkanların da, Avrupa'nın da yükselen yıldızı. Şu an Türkiye, yani önüne kendi milli arabasını artık oluşturmanın, yola düşürmenin şeyini yapmış, yavaş yavaş da ona gelmiş ve hedefler ortaya koymuş bir ülke. Bunun için de 2023'e doğru bir hedefler silsilesi var. Türkiye ayağındaki bu şeyleri, prangaları atmanın hem ekonomik hem siyasi, bu bütün prangaları bir tarafa koyup gerçekten biz asırlarca bu bölgede insanlığa hizmet etmiş bir milletiz. Biz büyük bir milletiz. Bunun küresel ölçekte bütün gönül coğrafyamıza dağıtıyoruz. Bu da birilerini rahatsız ediyor.
Fakat kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımız gerçekten yoluna, Türkiye adına devam ediyor. İnşallah da devam edecek. Peki bir yandan özelleştirme. Özelleştirme kapsamına girdik. Özelleştirmede bir hayli mesafe alındı. Diğer yandan özelleştirilen şeyin yerine yeni yatırımlar yapılmadı. Eleştiriler de var. Hatta işsizlik oranı gün geçtikçe arttı. Siz biraz önce rakamsal bir veriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar en yüksek ihracat rakamını açıklıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama bir yandan da üretimin yetersizliğinden bahsedilen, özellikle tarıma dayalı politikada yetersiz kalan bir hükümet olarak eleştiriler geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Bu sorunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani önce özelleştirmeyi, sonra tarım ve hayvancılığı özel vurgulamak lazım. Yani özelleştirmeyle ilgili şey şu, yani devletin asli görevi elbette ki kendisi fabrika olmayacak. Kendisi bizatihi bu işlerin içerisinde olmaması gerekiyor, işin doğrusu. Ama bunları organize edecek. Bunlar hepsi milli servet, özellikle büyük kuruluşlar şey falan. Fakat işte kitlerde biliyorsunuz yine iktisatta anlatılır. Verimliliği, efendime söyleyeyim, üretimi tartışmalıdır şey falan. Üretimlerini artırmak lazım ama devletin mutlaka elinin üstünde olacak şekilde de özel sektöre yol açmak lazım. Yani özel sektör, Türkiye'de özel sektörün gerçekten şu an geldiği seviyede dünya piyasalarına rekabet edebilecek durumda. Gerçekten çok iyi firmalar var. Bunlar ve Türk şirketleri, Türk firmaları, Türk kuruluşları, bunların önünü açmak lazım ama devletin kontrol şeyini de asla bırakmamak lazım. Zaten nitelikli tartışmalarda da söyleniyor. Gelecekte savaş tarım ve gıda üzerine olacak. Bu görülüyor. Yani gıda savaşları olacak. Yani şu an aralığın artık ortasını geçtik. Dikkat edin, neredeyse hiç yağmur yağmadı. Ciddi anlamda bir kuraklık var. Dünyada var. Ülkemizde de var, ilimizde de var. Küresel kuraklık. Tabii şey var. Şimdi bunun elbette ki tarıma, hayvancılığa bir yansıması da oluyor. Çok kıymetleşiyor. Dolayısıyla bizim ülke olarak kendimizi buna göre endekslememiz gerekiyor. Tarımı, hayvancılığı destekliyoruz. Ciddi anlamda destekler var. İlimizde de var. Bunun desteklerini de eskiden çok iyi idare edilmedi ama şu anda ürüne dayalı destek veriliyor. Sözünüzü kesiyorum da, yani şimdi mesela bir süt 10 lira. Evet. 10 liranın üzerine çıktı. Evet. Son günlerde artış. Ya 5 liralık sütü 10 lira. %100 bir artış var. İşte 5 kilo yoğurt 25 liraydı. İşte kovasını falan verince 26 liraydı. Şimdi 40 liranın üzerinde bir rakam aştı artık 40 lirayı. Sizin bu bir yandan tarımdaki şeyi söylüyorsunuz. Bir yandan ama da... oradaki şey mesela o artış, o işi yapan, ondan geçimini sağlayan çiftçi kardeşimize, hayvan üretimi, hayvancılık yapan kardeşimize yansımıyor. Zaten bizim bu Cumhurbaşkanımızın sık sık uyardığı, yani üreticiyle bunun alıcısı arasında ortada bir şeyler oluyor ve yüksek aranda şey yapıyor, yansıyor. Dolayısıyla ona ilişkin de mecliste bir çalışma var. Yani bu fiyatların bu kadar artması, temel gıda maddelerinde özellikle her şeyi falan, bu şey değil. Bu olağan bir şey değil ve doğru bir şey de değil. Sözlerimi çok seçerek söylüyorum. Cumhurbaşkanımız birkaç defa uyarıda da bulundu. Yani bundan istifade edenler, piyasayı böyle zora sokanların da mutlaka bir şekilde... Gidiyorsun bakkala, diyorsun ki bu süt ne kadar? Yani mesela dediniz... Diyor ki bana bu sütü şu fiyattan getiriyorlar. Hı. Yani üreticinin getirdiğini, o üretici adres olarak gösteriyor. Sizin ifadenize göre üretici artırmıyor. Yok, yani üretici artırmıyor. Ama üretici aslında şöyle arttırıyor, bir bilgi sahibi, bilgiyi tam doğru ortaya koyalım. Mesela yem fiyatları artıyor. Çiftçimiz için gübre fiyatları artıyor. Fakat şöyle, mesela şeye göre... bir artış var. Ben mesela akşamleyin sizin programa katılmak için dedim ya, Mustafa Bey yeni katıldım, bir saçımı maçımı kestireyim, bir kendime de bakayım dedim. Berber eskiden alıyordu işte, aldığı fiyatın biraz yükseğini aldı. Ben tabii biraz da espri yaptım, dedim ya... Berber fiyatları artmış. Berber fiyatlarım da arttı.
Dedi ki her şey artıyor abi dedi. Ekmek evet, arttı işte, evet, süt arttı, evet, yoğurt arttı. Evet. Bu bizi de etkiliyor. Evet. Ulaşım arttı dedi. Hı. Şimdi bu bir bağlantı olunca, yani ben berberi bir suçlamak veya şey yapmak için söylemedim ama ona bile yansıdı bu. Bu artışlar yani bazı ürünlerde gerçekten yani küresel krizin, efendim pandeminin getirdiği şeyler var, etkiler var. Nasıl var? Şimdi mesela ben avukatım. Geçimimiz avukatlıktan. Şimdi sizde de mi artış oldu? Şöyle oldu. Çok fazla artış olmadı ama şöyle oldu. Yani nasıl artıyor? Kıdemli abilerimize soruyorum. Diyorum ki hiç siz de yani hiç hatırlıyor musunuz mesela adliyelerin, mahkemelerin kapatıldığı bir tarihi hatırlıyor musunuz? Çünkü ben yani 25 yıl oldu hiç böyle bir şey yok. Daha büyük abilerimize soruyoruz. Kıdemce büyük abilerimize. Hayır diyorlar. Yani işte ülkede darbeler olmuş, müdahaleler olmuş. Hiç adliyeler kapatılmadı. Şimdi yaklaşık 6,5 ay İskender Bey adliyeler kapalı. Şimdi adliyeler kapalı olunca ne oluyor? Bürolar kapalı. Bütün avukat arkadaşlar şimdi kira veriyor. Personel çalıştırıyor. Sosyal güven SGK'sını ödüyor. Giderde şey yok. Gider. Bu yani kendimden örnek veriyorum. Dolayısıyla bir avukat arkadaşımız 6,5 ay hiçbir şey kazanamadı. Bunu kantinciler için söyleyebiliriz, lokantacılar için söyleyebiliriz, servisçiler için söyleyebiliriz. Müzisyenlerimiz için söyleyebiliriz, düğün salonlarımız için söyleyebiliriz. Şimdi Temmuz itibariyle bu yasaklar kalktığı için biz hemen unutuyoruz. Ama yaklaşık bir yıl boyunca, hatta bazıları için 1,5 yıl boyunca para döngüsü o çark şey zedelendi. Dolayısıyla evi var, işi var, geçimi var, çocukları var, geliri sarsıldı. Dolayısıyla bunun mutlaka bir yansıması olacaktı. Şimdi bir de bundan istifade edenler var, stokçular yani açıkçası. Şeyin üzerinde, siz dediniz ya mesela ben berbere gittim, biz de doğal olarak olayı anlamaya çalışıyoruz. Yani üreticisi, pazarlamacısı, satıcısı, alıcısı nasıl el değiştiriyor? Gerçekten çok kötü örnekleri de var. Tabii devletin çok şeye müdahale etmemesi de gerekiyor. Netice itibariyle piyasanın kendi şeyini kendisinin bulması gerekiyor. Yani bu elbisenin üretimi ne kadarsa satımın da buna şey olması gerekiyor ve o miktarın da kendi kuralları içerisinde bulunması gerekiyor. Rekabet ortamının. Ama yani basına da yansıyor. İşte şu kadar ya bir depoda bulundu. Şu kadar ikinci el araba bir depoda bulundu. Maalesef çok kötü de fırsatçılar var. Çok büyük firmalara geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz katrilyona yakın cezalar yazıldı. Ama bu günlerde yavaş yavaş İskender Bey mutlaka atlatılacak. Mutlaka atlatılacak. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Biz her aşamada milletimizle beraberiz ve toplumun bütün kesimlerinden de şeyler raporlar alıyoruz. Şeyi söyleyecektim. Hepsinden alıyoruz. Ve hepsine vakıfız. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına, tweet çağrısına Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan TOP'un başkanı Hisar Çiftlioğlu fiyat istikrarının yakalanması lazım. Artık devreye girmesi gerektiğini tweetten açıkladı da işte TOP da devreye girsin burada diye. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? İstikrardan bahsederken Hisar Çiftlioğlu. Yani onun şeyini bilmiyorum. Yani yorumlamakta bana düşmez ama şu noktada bir şey var. Ekonomik olarak, doğal olarak bir kere yatırımcı istikrar görecek ve önünü görecek. Bunu sağlaması lazım. Ve ekonominin kendi rayında yürümesi lazım. Bunu sarsacak beyanlardan da kaçınmak lazım. Siz devamlı görüşüyorsunuz. Evet. 2022 yılında Adıyaman için konuşuyorum. Türkiye genelinde de inşallah böyle bir atılım olur da Adıyaman'da işsiz sayısı da çok. Bu sayı aşağı çekilme noktasında yeni müteşebbislerin yatırım noktasında şeyi var mı? Tabii çalışmalarımız çalışmaları aynen. Tabii. Bir rahatlatma için söylüyorum. Yani İnşallah bunu olacak. Sorgulamak için değil. Ben de rahatlayayım. Yani bu kentte yaşayan. Elbette ki. Yani şunu söyleyeyim. Hem ilimizde hem ülkemizde. Biz bir defa çok genç nüfusa sahibiz. Sürekli gençlerimiz çoğalıyor. Hükümet olarak bizim asli görevimiz bunlara sürekli istihdam sağlamak ve yani onun iş sahibi olabilecek ortamı meydana getirmek. Bunun için de
tedbirler, vizyonlar, stratejiler geliştiriliyor, geliştirilecek de. Buna ilişkin biliyorsunuz bizim organize sanayimiz var. Evet. Şimdi ikinci organize sanayi için çalışma var. Altyapısı oluşturuluyor. Organize sanayinin genişletilmesi için bir çalışma var. Nitelikli sadece gıdanın olduğu bir organize için çalışma var. Ve bunlar yakın tarihte de inşallah yürürlüğe girecek. Bu çalışmaları engelleyen, sekteye uğratan da pandemi süreciydi. Yani doğal olarak iletişimin azaldığı, insanların evinde tutulmasının özellikle öngörüldüğü bir sistemden yavaş yavaş kuralların gevşetildiği bir şeye doğru gidiyoruz. 2022, 2021'den çok daha iyi olacak. Hem ilimiz adına hem ülkemiz adına çok net. Yani daha 2022'den umudumuzu kesmiyorum. Yani çok daha iyi olacak. Çok daha iyi olacak. Çok daha iyi olacak. Evet. Efendim ikinci bölümde Adıyaman'ı konuşmak istiyorum. İsterseniz bir ara verelim. Aradan sonra da ikinci bölümde konuşalım. Bu arada size bir selam var. Malatya'dan bana mesaj attı. Hatta geçtiğimiz hafta sevgili yavrumuzun nikahını kıydı. Zeynep Abdin Yıldız nikah memuru. Özellikle selamlarımı söylemenizi istediler. Aleyküm selam. Zeynal Bey, biz de buradan sevgilerimi gönderiyorum buradan. Sizin aracınızda selamlarımızı söylüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde de işlemlerimizi yapmıştık. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Zeynal kardeşimize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Özellikle size selamlar iletince çok teşekkür selam ediyorum. Üzerimizdeydi. Bunu da söylemiş olalım. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Evet sevgili izleyiciler. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkezi Başkanı Sayın Mustafa Alkayış'la birlikteliğimiz devam ediyor. Sohbet ediyoruz güzel bir şekilde. İkinci bölümde ağırlıklı olarak Adıyaman'ı konuşacağız. Tütün konusunu konuşacağız özellikle. Ben de merak ediyorum. 1 Ocak'tan sonra nasıl bir karar, yani alınan karar uygulanacak mı? Tütün üreticileri merak ediyorlarsa reklamlardan sonra sizlerle birlikteyiz.